sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 30 Temmuz 5 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, yeni haftaya geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen Kova burcundaki ay tutulmasının etkileriyle başlıyoruz. Hafta boyunca da bu etkiler devam edebilir. Ay tutulması ile ilgili genel bir video hazırladım sizler için. Henüz izlemediyseniz linki tıklayarak izleyebilir, bilgi alabilirsiniz. Evet, bu haftanın ilk günlerinde ay balık burcunda olacak. Çarşamba öğle saatlerine kadar. Ay balık burcundayken sizin günlük hayatınız, iş ve mesleğinize dair konular veya ev ortamında yapacağınız işler, güçler biraz öne çıkabilir. Sorumluluklar artabilir. Yakın çevrenizde ve akrabalarla olan ilişkileriniz, iletişimleriniz de artabilir. Genel olarak sağlığınız biraz hassas olabilir. Kendinize özen gösterin. Bakım çalışmaları yapabilirsiniz. Fiziksel anlamda bedensel bakımlarınızla da ilgilenebilirsiniz bugünlerde. Çarşamba öğle saatlerinden itibaren Ay Koç burcuna geçiş yapacak. Cuma akşamına kadar Ay Koç burcunda ilişki dinamiklerini öne çıkarıyor. Her türlü ilişki konusunda biraz daha hassas olmanız mümkün. Karşınızdaki kişilerin beklentileri öne çıkarken eşiniz, partneriniz, ortağınız veya yakın bir arkadaşınızla ilgili mevzular da bugünlerde ön planda olabilir. Yine iş veya özel amaçlı bazı kişilerden danışmanlık almak, hizmet almak için de bugünleri değerlendirebilirsiniz. Evet, gökyüzünde özellikle hafta ortasından itibaren Kova burcundaki Mars ve Boğa burcundaki Uranüs arasında dik açı etkinleşecek. Bu stresli bir açıdır ve hafta ortasına itibaren biraz daha ilişkilerde ve fiziksel aktivitelerde dikkatli olmamızı gerektiriyor. Dolunay'ın da etkileri devam ediyor. Bunu göz önünde bulunduralım. Mars sizin 5. evinizde ilişkiler, aşk konuları, arkadaş ilişkileri, çocuklarla ilgili mevzular, buralarda biraz daha tedbirli olmakta fayda var. Sevgili teraziler, Cuma gecesinden itibaren ise Ay Boğa burcuna geçiş yapacak. Hafta sonu Ay Boğa burcunda genel itibariyle maddi manevi güven ve huzur ihtiyacımızı arttıracak. Siz de daha çok parasal güvenlikle ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Parasal anlamda harcamalar da olabilir, alışverişler de olabilir veya para kazançları ile ilgili konulara yine odaklanabilirsiniz. Ama bunu yaparken Uranüs'ün Boğa burcunda olduğunu yine unutmayın. Şu dönemde önemli alışverişler yapmak için çok uygun olmayabilir. Ya da bütçenizle ilgili yeni uygulamalar, yeni kararlar vermek için de çok uygun olmayabilir. Gökyüzünde Mars'la beraber Merkür Retrosu da devam ediyor. Biraz daha akışta kalmak, biraz daha önümüzdeki süreci izlemek ve elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmak daha doğru olabilir. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşça kalın.